AHS Karınca Traktör, Recep Cingöz'de Çiftçinin Gülen Yüzü programı devam ediyor. Şimdi geçenlerde benim telefonuma bir mesaj geldi. O kadar çok telefon geliyor ki ama bunların içlerinden bir tanesini size aktarmak istiyorum. Mesaj atan vatandaşımız Ankara Kırıkkale'de. Çektiği mesaj aynen şu: ben Kırıkkale'nin Balışehir ilçesine bağlı Hıdırşeh köyündeyim. Burada kaymakamlık evi olana, traktörü olana, tarlası olana, büyükbaş ve küçükbaş hayvanı olana, tarlası olan insanlara 3 ton kömür, gıda yardımı, aynı zamanda evini yapıyor. Benim sosyal güvencem yok. 32 yaşındayım. Bana hiçbir şey verilmiyor. Kaymakamlıklar AK Parti'nin il başkanı gibi çalışıyor diyorlar. Bu şeyle çevremizden inanılmaz derecede bu tür mailler alıyoruz, mesajlar alıyoruz. Bu iş sosyal devlet projesi adına güzel bir şeydi. Ama sanki bunun suyu çıktı. İnsanlar çalışmayarak kolay para kazanmanın, kolay ev geçindirmenin yolunu bu şekilde buldular. Bir nevi önceden ve şu anda da olan Güneydoğu'daki ağalık sistemi İç Anadolu bölgesi ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde kölelik düzenine döndü. Şehirlerde de, köylerde de kölelik düzeninde devlet karnı doyurarak insanları istihdam ediyor. Çalışmalar için istihdam yapılmıyor. İşte köylerde de bu işçi bulamama, şehirlerde işçi bulamama problem olarak gündeme yansıyor. Evet sevgili seyirciler, Elbaşı köyünde araziyi dolaştık, çiftçilerimizin dertlerini dinledik. Şimdi bir yorgunluk çayı içmek için oturduk ama burada da oturma şansımız maalesef yok. Çünkü çiftçimiz dertli. Yani oturup çay içme şansımız bile yok. Konuşalım, derdimizi anlatalım diyorlar. Yanımızda yine bir çiftçimiz var. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Cevdet, soyadım Bahadır. Elbaşı köyünde çiftçilik yapmaktayım. Daha doğrusu buna çiftçilik denirse ne ala, çünkü çiftçilik yapamıyoruz. 2 yıldır, hemen hemen 3 yıldır çiftçiliği bıraktık. Çok perişan durumdayız. Kefillik ve borçtan dolayı çok mağdur durumdayız. Şu anda bizim ekecek dikecek durumumuz kalmadı. Tarlalarımız boş duruyor. Eken arkadaşlarımızın da bir sürü şu anda don olayı var. Don olayından dolayı çok perişan durumda. Tarım Krediye Ziraat Bankası'na borçlarımızdan dolayı çok mağdur durumdayız. Biz bunu nereden ödeyeceğiz? Şimdi ekinimiz yok. Gördüğünüz ekinlerimizi de gördünüz. Hayvanlarımız para etmiyor. Yurt dışından ithal hayvan geliyor. Bizler ne yapacağız yani? Şimdi biz ne yapalım? Şehre gitsek biz ne yaparız? Bir sanatımız yok. Bir işimiz yok. Bir gücümüz yok. Biz ne yaparız yani? Şehirde ne yapalım? Sizin şahsi borcunuz olarak ne kadar borcunuz var bankalara ve Tarım Krediye? Benim şu anki şahsi borcum tahminen 40 milyar falan civarında. Ama kefillikten 500 milyar borcum var şu anda. Bir şeyler satalım diyoruz. Tarlayı satalım diyoruz. Tarlalarımızı satıyoruz. Alan yok. Çünkü kefillikten dolayı haciz var üzerinde, devredemiyoruz. Yani çok mağdur durumdayız. Geçen gün hapse yattım ben. Taahhüdü ihlaldan dolayı. Biz taahhüt etti. İşte borçtan dolayı taahhüt ettik. Ödeyemediğimizden dolayı şu anda hapis yattım çıktım ben. Bir eşimizin dostumuzun sayesinde sağ olsun. Alan yok ama o adam mecbur mağdur durumda icralık olarak tarlamızı aldı. Biz de çıktık yani, borcumuzu ödedik çıktık. Ama öbürlerini nereden ödeyeceğiz? Bir tek komşumuzun birisine traktör aldı, kefil olduk. 280 milyar olmuş şu anda. Ben ne yapabilirim bu saatten? Ben bir çiftçiyim yani, gelirim yok. Yani şu anda traktörüm vardı gitti. Hacizlik satıldı gitti. Hayvanlarım gitti. Tarlalarımın üstünde haciz var. Kimisi satılıyor, kimisi satılacak şu anda hazır durumda. Yani çok mağdur durumdayız yani bunu. Yani buna bir devletimizin bir çare düşünmesi eğer mümkünse bir an evvel yani. Bir ben olarak değil yani, köyümüzün halkı çoğunlukla zor durumdayız şu anda.
Yani peki köyde önceden ne kadar traktörü vardı? Bu krediyle beraber ne kadarı şu anda gitti? Köyümüzde 110 kadar traktör vardı. Şu anda hemen hemen 60 kadar traktörümüz gitti. Kalan bankalar götürdü bunu icra. Bankalar götürdü. Bankalar götürdü. Şu anki olan traktörlerin hepsi de hacizli. Trafiğe çıkamıyoruz. Jandarma trafik hemen bulduğunu tutup götürüyor. İşimizden de mağdur kaldık. Yani her yönden zor durumdayız yani. TEDAŞ'a borcumuzdan dolayı sulama kooperatifimizin ondan dolayı kuyularımız kapalı. 2 yıldır yoncalarımızı ekip biçemiyoruz. Hayvanlarımızı mesela yemi satın alıyoruz. Zaten genelde ondan oluyoruz yani. Ofisimiz kapalı. Zahramızı satamıyoruz. Şahıs alıyor. 4 tane esnafımız var. 4 tane esnaf birbirine anlaşmalı olarak. Mesela buğdayın kilosu 600 lira diye açıklanıyor. Biz 400 liraya satıyoruz. Yani öyle bir işler acısı bir durumumuz var. Yani ben bunu gelen milletvekili adaylarımıza da zamanında söyledik biz AK Parti olarak. Ama ofisimizi ne zaman açılacak diye sorduğum soruya cevap veremediler bana. Bizim ofisimiz var. Yıllardır babadan dededen mesela insanlar oraya ofise vermişler. Ama şahıs öyle değil. Şahıs tutturabildiğini alıyor mesela. Senin zor durumun zaten biz köy çevresiyiz. Hep zor durumda olduğunu bildiğinden dolayı zahramızı satamıyoruz. Evet. Her yönden zor durumdayız yani şu anda. Her yönden yani. Ofisten yana, etten yana, hayvancılıktan yana, buğday ekin tahıldan yana her şeyden zor durumdayız biz. Peki Allah kolaylık versin. Hiçbir şey para etmiyor koyuluyor. Zor durumda yaşıyorum. Gençliğinde nasıldı? İyi miydi? Gençliğimde mi? Benim gençliğimde böyle sıkıntı yoktu yani. Kolaydı geçimlik kolaydı şimdi zor. Ama senin zamanında kredi de yoktu. Devlet bankalar kredi vermiyordu. Bankalarda kredi yoktu böyle. Bu devirde yani bu devire bakarak o devir bugünden iyiydi. Şimdi geçim zorardı. Çünkü zahramızı çıkarttığımız anda burada ofisimiz vardı yani. Değeriyle satabiliyorduk yani. Etimizi et balığımıza götürüyorduk, değeriyle satabiliyorduk. Ama şimdi şahsa veremiyoruz. Bir angusumuz çıktı, bilmem nemiz çıktı. Şimdi bizler şu anda hayvan besleyen arkadaşlarımız bile çok zor durumdalar. Yemin torbası 35-40 lira olmuş. Bizler çok zor durumdayız yani. Evet, evet sevgili seyirciler. Çiftçimizin hali gerçekten işler acısı. Türkiye'de 2 tane kurum vardı. Birisi et balık kurumu, diğeri de süt enstitüsü kurumu, SEK kısa adıyla. Devlet kasaplık yapar mı zihniyetiyle et balık kurumunu özelleştirme kararı aldılar. Şehir merkezlerinde rayiç bedeli yüksek olan yerler satıldı ama diğer yerler satılmadı ve bu belli bir süre daha devam etti. Devlet kasaplık yapar mı zihniyeti maalesef hayvancılık sektörünü bitirdi. Aynı zamanda süt SEK kısa adıyla bilinen kamu iktisadi kurumu da aynı mantıkla özelleştirildi. Zarar yapıyor diye. Türkiye'de birçok kurum zarar yaparken çiftçinin sütünün değer kazanmasını, piyasada ezilmemesini sağlayan tek kurum olan SEK maalesef bu zihniyet yüzünden o da kapatıldı. Belli bir süre sonra ise süt fiyatlarını karteller aralarında anlaşarak süt fiyatlarının artmasını engellediler. Yurt dışından ithal et getirerek hayvancılık sektöründeki vatandaşın beline amiyane tabirle kazmayı vurdular. Peki ne olacak? Türkiye'de bununla ilgili yargı kararları da var. Rekabeti koruma kanunu gereği 4-5 tane süt sektöründeki büyük firmaya cezalar yağdırıldı. Kendi aralarında sütün fiyatını belirleyerek vatandaşı mağdur ettiler. Şu anda tüccar da aynısını yapıyor. 3-4 tane tüccar anlaşarak buğday fiyatını 400 liraya, 450 lirada sabit tutarak buğday fiyatının da artmasını engelliyorlar. Yani devlet çiftçisini, köylüsünü özel şirketlere, şahısların amiyane tabirle kucağına attı. Ve çırpınıyorlar. Ne buğdayı para ediyor, ne et para ediyor, ne de süt para ediyor. Bu şekilde ne olacak? Her köy, şehirlerde olduğu gibi artık her köyde de varoşlar oluşacak.
tarım el birliğiyle yok edilecek. Peki bunun sıkıntısını biz ne zaman yaşayacağız? Şu anda İspanya'da, Yunanistan'da yaşanan sıkıntıları bir gün biz de yaşayacağız. Üretim olmayan bir yerde gelişme beklenemez.